Burası Karataş. Tarihi İzmir Kız Lisesi'nin önü. Efendim İzmir'in martıları Körfez'deki vapurlardan atılan gevrekle beslenir. Oysa burada kasap Münir'in arkadaşı Martı Cafer etle besleniyor. Bak. Hava da yakaladı. Kaçırdın. Hiç uçmuyor kuş. Martı değil mi burada? Hep besliyor musunuz böyle? Besliyoruz. İsmi var mı Martı'nın? Cafer. Cafer. Evet. Kameralardan bile çekilmiyor. Rahatlıkla martı. Al bakalım. Siz nasıl besliyorsunuz? Valla burada işte hayvanlara verecek bazı parçalar var, yumuşak parçalar. Onları veriyoruz onlara. Onlar da tüketiyor. Yani gayet güzel bir şekilde yediğini düşünüyorum. Her gün geldiğine göre. Her gün geliyor. Her gün geliyor. Karnı acıkınca geliyor buraya. İşte oradan bağırmaya başlıyor. Sonra işte etini alıyor, gidiyor. Evet. İnsanlar birbirlerinin arasında bağ kuramazken siz bu dostluğu nasıl kurdunuz bir martıyla? Vallahi sanırım çıkar ilişkisine dayalı bir şey bu. Çünkü o acıkınca geliyor. O beni özlediği için geldiğini düşünmüyorum yani açıkçası. O yüzden yani biraz çıkar ilişkisi var şimdi. Ne zamandan beri burada? Yaklaşık bir haftadan beri burada ama ondan önce buranın eski sahibi var, Hasan Bey. Onların da bir tane martısı varmış. Hatta üzücü bir sonuçtan kaynaklı. Burada çok yediğinden mutabık şey oluyor. Uçmaya kalkıyor. O sırada da şey geçiyor, otobüs geçiyor, ona çarpıyor. Siz bu yüzden biraz az besleseniz mi acaba? Az. Kilo alırsa hani yok, uçması fazla, zor. Fazla vermiyoruz zaten. Hani sabah zaten yaklaşık bir 200-250 gram bir şey yiyor. Sonra gidiyor. Herhalde onun yavruları var. Çünkü onlar beslenme şeylerini kursaklarında öğütüp yavrularını o şekilde veriyorlar. Hani büyük bir ihtimalle onun yavrusu olduğundan kaynaklı geliyor buraya. Öyle düşünüyorum yani açıkçası. Ama böyle yağlı olan değil de daha böyle parça etlerle beslenirse daha iyi olur. Bu dostluk hakkında ne düşünüyorsunuz Martı ve kasap Münir'in dostluğu? Martı benim lakabım zaten bakın. Yani ben çok seviyorum, bana çok komik geliyor onlar. Ben çok severim Martı'yı. Siz biliyorsunuz herhalde tabii, burada tabii. Martı'nın hep burada beklediği. Tabii. Biliyorum. Sürekli görüyorum. Burada oturduğum için. Hatta diyorum çocuklarıma falan bak benimki geldi. Göbek bekliyor falan.